İnşaat sadece ölüm oranlarının yüksek olduğu bir yer değil. Aynı zamanda iş yeri yaralanmalarının en fazla olduğu işlerden biridir. İnşaat işçileri arasında yaralanmaların yüksek oranda olmasının en belirgin nedeni işin niteliği ve ortamıdır. Onların günlük çalışmaları genellikle aşırı sıcak ve tehlikeli ortamlarda meydana gelir ve sürekli ağırlık kaldırıp çok uzun saatler çalışıyorlar. Bu işçiler elektrik tellerini çeker ve düzeltir. Onların meslekleri gerçekten zor ama şiddetli hava şartlarıyla daha da zorlaşır. İşçiler yüksekten düşme, yanıklar ve elektrik çarpmasıyla birlikte önemli tehlikelere maruz kalır. Elektrik hat işçisi hizmet aksamaması için sık sık elektrik yüklü tellerle çalışmak zorunda kalır. Bu da tehlikenin asıl kaynağı. Elektrik telleriyle oluşan yanıklar genellikle şiddetli yaralanmalara ve ölümle sonuçlanır. Ülke genelindeki kuşkusuz tüm yapılarda demir malzemeleri kullanılır. Bu dev yapı malzemeleri demir işçileri tarafından işlenir. Demir işçilerin ölüm ve yaralanma nedenlerinin başında ölümcül nedeni üzerine düşmesidir. Dahası duvar çökmesi, elektrik çarpması gibi tehlikeler de vardır. Birçoğumuz için bir çatıda sadece durma fikri bile korkutucu olurken çatı ustaları buralarda çalışıyorlar. Ağır tesisat çekme, yükleme ve çatı tamirleri gibi işleri korkutucu çatılar üzerinde cambazlar gibi çalışıyorlar. Fakat yükseklik ve hantal çalışma ortamı ölümcül düşmelere neden olabilir. Sadece düşmeler de değil, daha birçok faktör çatı ölümlerine neden olabilmekte. Madencilik ve taş ocakçılığının ölümcül yaralanmalara neden olabileceğini biliyoruz. Buralardaki yaralanmalar genel olarak tedbirsizlik, ihmal ya da doğal afetlerden kaynaklanmaktadır. Tedbirler arttıkça ölüm yaralanmaları ve doğru orantılı olarak azalmaktadır. İzlediğiniz aksiyon filmlerdeki tehlikeli sahnelerin neredeyse tümü dublörlerle çekilir. Başrol oyuncular kahvesini içerek uzaktan izler o tehlikeli sahneleri. Gerekli önlemlerin alınmasına rağmen birçok dublör büyük kazalar geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir. Çoğu insan değil nükleer tesisin içine girmek, şehirlerinde bile yapılmasını istemezler. Nükleer tesislerinde çalışmak gerçekten tehlikeli bir iş. Her şey son teknoloji kullanılarak üretilse de neticesinde insan ürünü. En son Japonya'da gerçekleşen nükleer tesis kazasında ilk ölen kişiler çalışanlar olmuştu. Oldukça zorlu çalışma şartlarına sahip olan bu meslekte insanların canını ve malını korumaya çalışan itfaiyeciler, yangına müdahale sırasında yaralanma, zehirlenme ve hatta ölümle karşı karşıya kalıyorlar. Hiçbir meslekte ölümle bu kadar burun buruna gelinemez. Teknolojide en gelişmiş ülke olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam Savaşı sırasında 2100 askerini kaybetti. Yani bu meslekte teknoloji ve güvenlik önlemlerin pek bir önemi yoktur. Kanalizasyon temizcileri derin kanalizasyon çukurlarının içine girerek insan atıkları ve su dibinde biriken tortuları temizlerler. Kanalizasyon çukurlarının çok da sağlıklı olduğu düşünülemez. Atıkların sebep olduğu zehirlenmeler yüzünden birçok işçi hayatını kaybediyor.